Evet dostlar, bu haftanın seçkisinde Jean de Barry bir Fransız filmiyle karşı karşıyayız. Aslında 15. Louis'nin hikayesinden esinlenerek karşımıza biraz böyle Pretty Woman, biraz oynayan karakterin yüz hatları ve fiziki özelliği nedeniyle Barbara Streisand gibi böyle değişik Fransız ve İtalyanlara, Akdenizlere has o yüz hatlarıyla çok artistik bir profille karşımıza çıkan Jean'ın hikayesi aslında babasız büyümesi ve annesinin, aşçı olan annesiyle yola çıkması, sonrasında o yüzyıla göre baktığımızda okuyamamış kadınların genelde işte bir şekilde ya rahip olduklarını ya da fahişe olduklarını ve ona dadanan bir adamın kendini de yüceltmek, yani bir nevi onu pazarlayarak aslında krala karşı, yani yolu nereye kadar giderse, siz güzelseniz, özellikleriniz varsa, ki Jean burada kendini geliştiren bir karakter olarak karşımıza çıkar. Okumaktadır, sürekli okumaktadır. Hatta onu pazarlayan adam onu küvetin içine boğar kitap okurken, bir an evvel hazırlanmadığı için. Onu pazarlarlar. Aslında kendi kimliğini keşfettiği için ve okuyarak kendini açtığı için bir nevi kiliselerin bağnazlığından sıyrıldığını gösterir filmin içerisinde, ki kiliseden kovulur. Aslında bir taşkınlığı yoktur. Okumaktadır, niçin okuyorsun diye sorgular rahibeler, rahibe adayını. Jean'ın yolculuğu böyle başlar ve ta ki krala yücelene kadar. Kralla karşılaştığı ilk anda aslında hiç de kimsenin tahayyül etmediği gibi kral ilk bakışta aşık olur Jean'a. Etkileyici bir karakterdir. Tabii etkileyici, gönlüne girenin tahtı için etkileyici. Herkesin kendine göre sevdiğinin güzelliği. Burada da belki de son olarak mı bilemiyorum, Jean Dibi görüyoruz kral olarak, ama kralın rolünü bile bastıran bir Jean oyunculuğu var. Tabii burada kadınların, gerek Osmanlı'da örnek alacağımız, bakın Hürrem Sultan ve haremdeki gözdelerin yükselme hikayelerini biliyorsunuz duvarlara yazmışlardır, acılarını ve şeylerini çıkmak için. Çünkü tek çıkış yolu, oradan kurtuluş, en yukarıya, tepeye çıkabilmektir. Ve tepeye çıkanlar onu oraya çıkartanları kullanırlar. Ki tarihe döndüğümüzde 15. Louis'nin aslında çok başarılı bir şey olmadığını, kral olarak gözükmediğini, evli olmasına rağmen ilk evliliğini İspanya kralının kızıyla yapar. Öldükten sonra da burada tam vermiyor. İkinci evliliğini de Polonya kralının kızıyla yapar. Ama bu evliliklerin, yani özellikle Polonya arasındaki şeyler, Avusturya ve diğer ülkelerle arasındaki şeyi bozar, hiyerarşiyi bozar, siyasi sistemi. Bunlara böyle nokta bir şey veriyor. Yani bilirseniz anlayabileceğiniz türden gibi. Aslında 15. Louis kadınlara düşkün, fahişesi bol, yani seviyor kadınları. Burada da onu bir nevi veriyor ama gözdesini Jean olarak gösteriyor. Jean'ın özelliği ne? Jean'ın özelliği olduğu gibi olması. Film boyunca yüzünden gülümsemesini eksiltmeyen, dışlanmasına rağmen, kabul edilmemesine rağmen, ki saraya girebilmesi için böyle bir hiyerarşi var, evlenmesi gerekiyor. Yani onu pazarlayan adamla evlenerek, dükle evlenerek düşes oluyor. Dükler, düşesler ayakta yemek yiyor, kont kontesler oturarak yiyor. Mesela bunu öğreniyorsunuz filmin içerisindeki hiyerarşi. O yüzyıla bakarsak daha devrim gerçekleşmemiştir ve Marie Antoinette de buraya gelin adayı olarak gelir, yani veliahta. Çiçek hastalığından vefat eden 15. Louis'nin aslında Jean'a bu tüm yapmalıklara rağmen, yani sıradanlıklara rağmen, bir kraliyet ailesinin nasıl olduğunu, hani herkes özenir ya, onu açar kapılarını. Cam perdenin arkasında gözlemler, bir gününün, bir kralın nasıl geçer diye Jean'a bunu sunar. Yalnızlığını sunar aslında kral. 15. Louis'i, çocukları vardır, eşi vardır falan filan, ama yalnızdır ve o yalnızlığı, uyandığımda yanımda olsun, yattığımda yanımda olsun diye gerçekten aşık olurlar. Ve işte insanların, herkes vefat edip gidiyor,
Malsen'in Mükse'nin kim bunun ilk sahibi gibi ölüm herkese eşit olarak geliyor. Kral da olsanız ama yanınızda en kötü gününüzde hastalığınızda kimler var? Çiçek hastalığı yakalanmış olmasına rağmen, tehlikeli olmasına rağmen, saraydan akrabaları yakınları onu istememesine rağmen orada kalan bir Jean var. Jean ne? Burada siyahilere karşı da bir koruyucu anne, çocuğu olmamasına rağmen şefkatli bir kadın. Yani o üretkenliğini, doğurganlığını, vergilliğini, sevgi dolu yüreğini sunuyor. Ve devrim gerçekleştirdikten sonra da burada filmden sonra veriyor Jeanette akışta. Jean d'Arc'a da burada gönderme yapıyor aslında. Onun hem ondan sonra gelecek onu kurtaran Belli Hatt'ın ve Marie Antoinette ile evlenecek olan 16. Louis'nin idamını, giyotine gidişini ve kendisinin de giyotine gidişini ve giyotine gitmeden önce bir dakika deyip cellata bir daha bakayım ben bu gökyüzüne bakıp bu kadar değil, ben bu hayatı çok sevmiştim diyecek kadar sevgi dolu bir yüreğin aslında hikayesi. Ben bir yerinde gözyaşlarıma hakim olamadım. Çünkü sevgi gerçekten bulunduğu ortamı değiştiren, dönüştüren bir şeydir. Eğer aşk gerçekten varsa orası dönüşür. Herkes dönüşür, herkes yücelir, yükselir ve bunu hissedersiniz, hissettirirsiniz, hissedersiniz. Alırsınız, çoğalan bir şeydir. O yüzden de gerçekten bir aşk yaşandığını gösteriyor burada. Sınıfsal farklılıklara rağmen ve kralın da onunla aynı seviyede olduğunu. Çünkü akıl ve mantık birbirini bulduysa orada ast üst yoktur. Güzel bir Fransız filmi, kaçırmayın efendim.